Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca emeklinin gündeminde. 14 milyona yakın emekli mart ayında intibak zammı bekliyor. Nihayet beklenen olacak. Çünkü mart ayında emekli maaşlarına resmen sihirli değnek dokunacak. Ankara kulislerinde emekli maaşına intibak zammı iddiaları dolaşmaya başladı. En az 1300 TL'lik artış geliyor. Ocak ayında zamlı maaşını cebine koyan emekliye bir zam haberi daha geldi. 2000 yılı sonrası emekliler için intibak yasası çıkıyor. İntibak yasası sayesinde emeklilerin maaşında 1300 TL'lik bir artış olacak. Milyonlarca emekli uzun zamandan beri bu haberi bekliyordu. Milyonlarca kişinin beklediği intibak yasası nihayet bu yıl çıkıyor. Özellikle EYT düzenlemesi ve 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası gözler şimdi 2000 yılı sonrası emekli olanları yakından ilgilendiren intibak zammına çevrildi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün intibak zammı için uzun zamandan beri çabalıyor. İntibak yasasının kabul edilmesi sonrasında emekli maaşlarına %23'lük bir artış yapılacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı da değişecek. İntibak yasası ile birlikte en düşük emekli maaşının 7000 Türk Lirası olması bekleniyor. Milyonlarca emekli vatandaşı Ocak ayında enflasyon zammı yapılmıştı. Zaten Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur ve memur emeklisi maaşları her 6 ayda bir enflasyon oranında artıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi doğrudan enflasyon zammı ve refah payı alırken memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Bu yıl emekli maaşlarına yapılan artış refah payı ile birlikte %30 olmuştu. En düşük emekli maaşı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile 5500 TL'ye yükselmişti. Ancak enflasyon canavarı durmadan her geçen gün artmaya devam eden enflasyon rakamları nedeniyle emeklinin belli bükülüyor. Bu sebeple de emekli maaşlarına ek zorunluluk haline geliyor. Üstelik bir de 2000 yılı sonrası emekli olanların durumu var. 2000 yılı sonrası emekli olanlar ne yazık ki daha düşük maaş oluyor. Türkiye Emekliler Derneği de bu gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması için uzun süreden beri intibak yasası bekliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi ve EYT yasası bir anlamda emekliler için de umut oldu. Çünkü emeklilere de bu yıl bekledikleri zamın verileceği tahmin ediliyor. İntibak yasası ile son dakika gelişmeleri peş peşe gelmekte. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, intibak düzenlemesi bayram ikramiyesindeki artışıyla alakalı taleplerinin olduğunu ifade etti. Paylaşılan bilgilere göre emekli maaşlarına %23 zam yapılacak. Yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7000 Türk Lirası olacak. İntibak yasasında yaşanan son gelişmeleri aktaran Ergün, emekli aylıklarına %30 zam yapıldığının ve en düşük emekli aylığının 6500 lira olduğunu belirtti. Sözlerine devam eden Ergün, emeklilerin biraz daha rahat etmesini sağlamak istiyoruz. EYT düzenlemesi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intibak yasasında gelmesini talep ediyoruz. 2000 yılından sonra emekli olanlar bu sayede rahat bir nefes alacaktır dedi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur'dan 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Yeni intibak yasası çıkarsa 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün intibak düzenlemesi ile ilgili son açıklaması şöyleydi emekli aylıklarına zam oranının %25'den %30'a, 3500 lira olan, en düşük emekli aylığının da 5500 liraya yükseltmesini olumlu bulmakla birlikte eksik görüyoruz. EYT, emekli aylıklarına zam oranının %30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır. İntibak yasası için gözler bir kez daha Ankara'ya çevrildi. Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor. Enflasyon ile doğru orantıda zam almayı bekleyen emeklilere artı olarak eklenen refah payı ile birlikte yeni yıl zam oranı %30 olarak belirlendi. Bu doğrultuda en düşün emekli maaşı 2023 yılı için 5500 Türk lirası oldu. Emekli maaşlarına gelen zamlar, sokağın nabzı tutulduğunda artan hayat pahalılığına karşı pek bir şey değiştirmedi. Açlık sınırının artmasıyla birlikte emekliler yeni bir iyileştirilme yapılması için hükümete seslendi. Yapılan çağrıda özellikle 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarının iyileştirilmesi için yapılabilecek olan intibak yasası gündeme geldi. Gündemde ele alınan Taşeron kamu çalışanların kadroya geçmesi için gerçekleştirilecek olan düzenlemeyi görüştükleri bilinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu düzenlemenin ardından emeklilerin maaşlarını ve prim farklarını gidermeyi amaçlayan intibak yasası üzerinde çalışacağı konuşulmaya başlandı.